Aruz Kocaoğlu, Basat ile Tepegöz boyu. Dış Oğuzların Aruz Koca adında bir beyi varmış. Aruz Koca'nın arslan parçası iki de oğlu varmış. Büyüğüne kıyan Selçuk derlermiş. Küçüğü ise daha adı konmamış, apalak topalak 3 günlük bir bebekmiş. Bir gece Elgün uykudayken Dış Oğuzlara baskın olmuş. Her otağı 100-500 kafir birden tırtıl gibi dalamış. Gecenin bir yarısı can pazarı kurulmuş. Herkes can derdiyle kaçışırken Aruz Koca'nın 3 günlük oğlancığı anasının sırtından kayıp düşmüş. O kargaşada kaybedilmiş. Kafirler gittikten sonra bebeği çok aramışlar ama bir türlü bulamamışlar. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar. Bebeklerinin kaybedilmesi üzerine Aruz Koca'nın evinde her gün, her gece bir ağıt kopmuş. Derken 3-4-5 yıl geçmiş. Bebeğin acısı biraz küllenmiş. Günlerden bir gün Aruz Koca'nın at çobanı telaşla gelmiş. "Beyim, sazlıkta adama benzer bir aslan çıkar. Arslan dediğimse eli yüzü tıpatıp adam ama 4 ayak üstünde yürür. Arslan gibi kükrer. Atlarımızı tutup kanını emer. Ne üdüğünü ben bilemedim. Bir de sen baksan," diye haber vermiş. Bunu duyunca Aruz Koca'nın gözleri parlamış. "Bu benim gece baskında kaybolan oğlum olmasın sakın," demiş. Derhal Dış Oğuz beylerini toplayıp doğru sazlığa varmış. İz sürüp arslan yuvasını bulmuş. At çobanının gördükleri doğruymuş. Arslan yavrularının arasında bir insan evladı yaşarmış. Meğer bu Aruz Koca'nın kaybolan oğluymuş. Oğlanı düştüğü gece bir arslan bulmuş. Götürüp yuvasına koymuş, sütünden emzirmiş. Yavrularıyla beraber besleyip büyütmüş. Oğlan günden güne adama benzer bir arslan olmuş. Beylerin birkaçı varıp arslanı tutmuş. Aruz Koca da oğlanı kucaklayıp almış. Doğruca yurduna getirmiş. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kurban etmiş. İç oğuzlara, dış oğuzlara ziyafet çekmiş. Açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş. Kaybolan oğlunu bulduğu için 7 gün 7 gece şölen vermiş. Günler, yıllar sonra Aruz Koca'nın evinin havası değişmiş. Otağı, ocağı yeniden şenlenmiş. Kızının, gelinin yüzü güler olmuş. Ağılda koyunu kuzusu oynaşır olmuş. Ama bu şenlik, bu esenlik uzun sürmemiş. Oğlan kaçar kaçar gider, arslan yuvasına sığınırmış. Aruz Koca ne kadar tutmuş, geri getirmiş ise de oğlan bir türlü insan arasına karışmamış. Anasının babasının yanında durmamış. Sonunda dedem Korkut'a haber vermişler. Dedem Korkut çıka gelmiş. Gitmiş, oğlanı arslanın altından almış. Baba ocağına getirmiş. Tertemiz hamam ettirmiş. Aklandırıp paklandırmış. Yemeği, içmeyi, insanca oturup kalkmayı göstermiş. İnsan dilini bilmeyen oğlanı dizine oturtmuş. Bir keramet ile oğlana dil öğretmiş. Konuşmayı, dinlenmeyi öğretmiş. İyilikten, güzellikten, faziletten bahsetmiş. Hatır gönül işlerinden haber etmiş. Oğlan artık söz dinler bir arslan olunca dedem Korkut, "Yavrucuğum, sen insanoğlu insansın. Güzel atlara binecek, iyi huylu yiğitler ile arkadaşlık edeceksin. Büyük kardeşinin adı Kıyan Selçuk'tur. Senin adın da Basat olsun. Adını ben verdim. Yaşını Allah versin," deyip hayır dua etmiş. O günden sonra Basat, ana baba sözü dinleyen güzel bir yiğit olmuş. Ay batmış, gün dolanmış. Oğuzların yayla zamanı gelmiş. Aruz Koca'nın Konur Koca adında sarışın bir çobanı varmış. Bu yüzden ona Sarı Çoban derlermiş. Sarı Çoban, yayla vakti gelince yükünü çözer, dengini tutar, her sene herkesten önce yaylaya çıkarmış. Günlerden bir gün yine yükünü çözmüş, dengini tutmuş. Oğuzların önü sıra yayla yoluna düşmüş.
Yol üzerinde Uzun Pınar adında bir pınar varmış. Oğuzlar gidip gelirken Uzun Pınar'ın soğuk suyundan içer, bir müddet burada eğleşir, yorgunluk giderirmiş. Sonra tekrar yollarına koyulurmuş. Gel gelelim, Uzun Pınar'ın başı her zaman boş değilmiş. Burası perilerin de uğrak yeriymiş. Periler ise bu pınara güzellik pınarı derlermiş. El ayak çekilince o civarın perileri gelir, Uzun Pınar'ın suyunda yıkanır, arınır, aklanır, paklanırmış. Bir kat daha güzelleşir gidermiş. Sarı çoban sürünün arkasına toplayarak aşağıdan gelmiş. Koyunları sulamak için Uzun Pınar'a doğru sürmüş. Sürüye baş çeken erkeç teke pınara varacağı sıra bir anda ürkmüş. Geri dönüp burnunun dikine doğru kaçmış gitmiş. Erkeç teke ürküp gidince sürü de onun ardında koşturmuş. 10.000 koyun bayır aşağı kaçışmış. Çil yavrusu gibi dağılmış. Sarı çoban erkecin ardından koşarak kötü kötü söylenmiş. Batası teke, koca sürüyü ip gibi eğiriyor, kirmen gibi çeviriyor. Seni kesip atmalı, itlere yedirmeli. Keçi de damızlıksız kalırsa kalsın, demiş. Erkecin boynuzuna bir iki değnek indirmiş. Oradan sürüp tekrar pınara doğru varmış. Erkeç sürünün başını çeke çeke pınara yaklaşmış. Ama yine ürkmüş. Koyunlar da onun ardından dağılmış. Bu sefer her biri bir dağa gitmiş. Az evvel erkece kızan sarı çoban, Allah Allah, bugün bu sürüde bir iş var. Susuz davarın pınardan kaçtığı nerede görülmüş? Acaba pınarda bir şey mi var? Deyip koşmuş. Pınara varmış. Bakmış ki pınar başı boş değil. Meğer o gün iki peri kızı kuş suretinde kanat kanada vermiş. Güzellik pınarına inmiş. İnsan olup Uzun Pınar'ın berrak suyuyla dökülmüş, yıkanmışlar. Misler gibi aklanmış, paklanmışlar. Olup bitenlerden habersiz, güneşe karşı geçmişler, uzun uzun taranmaya başlamışlar. Sarı çoban, peri kızlarını görünce çarpılmış. Onların güzelliği karşısında adeta büyülenmiş. Bir anlık gaflet ile aklından kötü düşünceler geçirmiş. Kızların güzelliğine tamah eyleyip, omzundan kepeneğini çıkarmış. Peri kızlarının üzerine atmış. O an kızlardan biri kaçmış. Kanatlanıp gitmiş. Ama diğeri onun kadar talihli değilmiş. Kepeneğin altında kala kalmış. Bir yere gidememiş. Sarı çoban peri kızını tutunca kaşla göz arasında iyi fal etmiş. Sonra dağılan sürüyü toparlayıp yeniden yayla yolunu tutmuş. Peri kızı İffetini kaybedince olduğu yere yığılmış. Kolu kanadı tutmaz olmuş. Zavallı ahu vah etmiş. Acı acı inlemiş, ağım ağım ağlamış. Gözlerinden kanlı yaşlar dökmüş. Tırnak vurup al yanaklarını yırtmış. Saçını başını yolmuş. Onun kahrından yer yerinden oynamış. Dağlar alıp başına yürümüş. Coşkun akan sular titremiş. Kaba gölgeli, ulu ağaçlar hışırdamış. Koca çayırların çimi, bayırların çimini sararıp solmuş, güneş çekilmiş, gök gürlemiş, kızıl bir karanlık çökmüş. Dağların kurdu kuşu ovaya inmiş. O gün garip bir gün olmuş, sanki kıyamet kopmuş. Sarı çoban gördüğü manzara karşısında küçük dilini yutmuş. Korkudan gözünün feri kaçmış. Dizlerinin bağı çözülmüş, yüzünün kanı çekilmiş. Bir anda beti benzi atmış, sararıp solmuş. Ama bir yandan da peri kızının derdine düşmüş. Aklını fikrini ondan ayıramaz olmuş. Sarı çoban bir müddet gitmiş ki peri kızı uçarak gelmiş. Yukarıdan seslenmiş. Çoban, çoban, bunu yapmayacaktın. Oğuzların başına bela aldın. Oğuzlara yokluk getirdin. Yıl tamamlanınca gel de emanetini al, deyip havalanmış gitmiş. Gitmiş ama sözleri de sarı çobanın korkusunu ikiye üçe katlamış. Fakat zamanla bunların üzeri küllenmiş.
Günler, geceler geçmiş. Yıl dolanmış, mevsim dönmüş. Yine yaz ayları gelmiş. Oğuzlar yaylaya göçmek için hazırlığa başlamış. Sarı çoban yine herkesten önce yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir kuşluk vakti uzun pınara yetmiş. Koyunlar pınara doğru varınca ürkmüş. İçlerine kurt girmiş gibi her biri bir tarafa kaçışmış. O an sarı çoban peri kızının sözlerini hatırlamış. Büyük bir korkuya kapılarak pınara yaklaşmış. Bir de ne görsün? Orada başı belirsiz, sonu belirsiz, deve işkembesine benzer bir varlık yığılmış yatıyor. Yaldır yaldır yanıyor. Parıl parıl parlıyor. Kıpır kıpır oynuyor. Sarı çoban bunu görünce hayretle "Bu da ne ki?" diye kendi kendine söylenmiş. Tam da bu sırada iffetiyle oynadığı peri çıka gelmiş. "Çoban çoban, işte emanetin. Al hadi. Al da oğuzların başına bela al." demiş. Uçup gitmiş. Peri kızı gidince sarı çoban, "Bu nedir ki?" deyip yaldır yaldır yanan, parıl parıl parlayan, kıpır kıpır oynayan, başı sonu belirsiz yığınağa bir tekme atmış. Yığınak bir anda büyümüş. İki katına çıkmış. Bir tekme dağıtmış. Yığınak dört katı büyümüş. Sarı çoban dehşete düşerek geri doğru çekilmiş. Yığınağı sapan taşına tutmuş. Taş değdikçe yığınak kat be kat büyümüş. Sarı çoban aklını oynatmadan kaçmış. Dağılan sürünün ardına düşmüş, toparlayıp gitmiş. Sürü gittikten sonra yükler sarılmış, denkler tutulmuş. Kudretli oğuzlar atlarla, develerle yayla yoluna çıkmışlar. Bayındır Han ile kudretli Oğuz beyleri geze geze uzun pınara gelmişler. Birer yudum soğuk su içmek için pınar başına varmışlar ki ne görsünler? Yaldır yaldır yanan, parıl parıl parlayan, kıpır kıpır oynayan, başı sonu belirsiz, deve işkembesine benzer bir ucube. Şaşkınlıktan ağızları açık kalmış. Hanlar, beyler o gün bir yaşlarına daha girmişler. Beylerden biri inmiş. "Hanım, bu nedir ki?" deyip çizmesinin ucuyla yığınağa hafifçe dokunmuş. Yığınak bir anda büyümüş. İki katına çıkmış. Bir daha vurmuş. Dört katına çıkmış. Aruz koca attan inivermiş. Bir tekme sallamış. Ayağı kayıverince mahmuzu yığınağa ikiye yarmış. Yığınak yarılınca içinden kötü kokulu bir su boşanmış. Çıka çıka da bir erkek bebek çıkmış. Bu bebeğin eli, kolu, ağzı, burnu yerli yerindeymiş. Ama geniş şanlının üstünde bir tek gözü varmış. O da kor gibi yanıyormuş. Aruz koca bebeği almış. Kaftanının eteğine sarmış. Bayındır Han'a dönerek, "Hanım, bu tepegözü bana ver. Arslan yavrusu Basat'ım ile kardeş olsun. Birlikte büyüsünler." demiş. Bayındır Han Aruz kocayı kırmamış. "Al bakalım Aruz koca. Biri arslan, biri kaplan iki oğlun vardı. Bir de ateş parçası oğlun oldu. Artık sana kim güç yetirebilir?" diyerek latife etmiş. Beyler Bayındır Han'ın sözlerine gülümsemişler. Yiyip içip dinlendikten sonra yaylaya çıkmışlar. Aruz koca ateş bakışla Tepegöz'ü eve getirince bir dada çağırmış. Tepegöz'ü dadanın kucağına vermişler. "Güzel güzel emzir, başında gezdir, ninilerle uyut, çabucak büyüt." diye tembih üstüne tembih etmişler. Dadı memesini Tepegöz'ün ağzına vermiş. Tepegöz bir kere somurmuş. Dadının sütünü almış. İki kere somurmuş. Kanını almış. Üç kere somurmuş. Canını almış. Birkaç tane daha dadı getirmişler ama hepsinin sonu aynı olmuş. Peri oğlu Tepegöz'ü ancak kazanlar dolusu sütle doyurabilmişler. Tepegöz böyle böyle büyümüş. Derken yürümüş. Diğer çocuklarla koşup oynamaya başlamış. Fakat ayrıksı damarı tutunca da çocuklardan kiminin kulağını yemiş,
kiminin burnunu koparmış. Tepegöz'ün elinden illallah getiren ana babalar, Aruz Koca'ya şikayet üstüne şikayet etmişler. Aruz Koca o kadar anlatmış, dövmüş, sövmüş ama Tepegöz'ü bir türlü adam edememiş. Sonunda evden kovmuş. Tepegöz, Oğuz ilinden çıkınca peri anası gelmiş. Oğlunun parmağına bir yüzük geçirmiş. Eline de biri kınlı, biri kınsız iki kılıç vermiş. Oğul, bu yüzük parmağında olduğu sürece gövdene ok batmaz, mızrak işlemez, derini kılıç kesmez. Bu kılıçlar da tılsımlıdır. Kınsızı insana işler, kınlısı periye işler. İkisini bir dala asarsan kınsız kılıç iner kalkar. Önüne geleni doğrar. Kınlı kılıcın insan eline geçmesini engeller. Unutmayasın deyip gitmiş. Tepegöz kılıçları almış. Bir ulu dağ varmış. Salahana kayasının başına konmuş. Burada yol kesip haraç almış. Geleni geçeni canından bezdirmiş. Büyük harami olmuş. Kendisine saldıranları ise diri diri yiyip bitirmiş. Yiyecek bulamayınca da çoluk çocuk dememiş, çoban dememiş, ne bulmuşsa yemiş. Gün gelmiş, Oğuzlardan da adam almaya başlamış. İç Oğuzlar, dış Oğuzlar bir gün toplanmışlar. Tepegöz'e saldırmışlar. Ok atmışlar, girmemiş. Mızrak vurmuşlar, batmamış. Kılıç çalmışlar, kesmemiş. Tepegöz bunlara kızıp büyük bir ağacı kökünden sökmüş. Üzerlerine fırlatmış. 50-60 kişiyi birden helak eylemiş. Alpler başı salur kazana bir darbe atmış. İki burnundan düdük gibi kan fışkırmış. Kara göneyi evire çevire dövmüş. Düzen oğlu Alp Rüstem'in canını almış. Uşun koca gibi pehlivanın nefesini kesmiş. Demir giyimli mamağı perişan etmiş. Kendisini besleyip büyüten aksakallı Aruz Koca'ya kan kusturmuş. Oğlu Kıyan Selçuk'un ödünü patlatmış. O gün Oğuzlara hiç görmedikleri bir iş eylemiş. Oğuzlar Tepegöz ile baş edemeyince 7 kere göçmeye yeltenmişler. Ama her seferinde Tepegöz gelip onları oldukları yere geri kondurmuş. Kudretli Oğuzlar Tepegöz'ün elinde zebun olmuş. Nihayet dedem Korkut'a haber salmışlar. Dedem Korkut gelip olanları dinlemiş. Anlaşmaktan başka çare yok deyip Tepegöz'ün yanına varmış. Önünde el bağlayıp selam vermiş. Oğul Tepegöz, Oğuzlar elinden perişan oldu. Beni de ayağının tozuna attılar. Sana haraç verelim de bu iş daha fazla uzamasın demiş. Tepegöz, madem öyle yemem için günde 60 adam verin demiş. Dedem Korkut, Tepegöz oğul, dediğin gibi olursa Oğuzlarda adam bırakmaz yersin. Sana günde 2 adam ile 500 koyun verelim. Ne dersin demiş. Tepegöz hizmetini gördürmeye 2 adam daha isteyip bu teklifi kabul etmiş. Oğuz ülkesinde Yünlü Koca ile Yapağılı Koca adında 2 ihtiyarcık varmış. Tepegöz'ün hizmetine bu ikisi gönüllü olmuş. Günde 2 adam ile 500 koyunu da götürüp vermeye başlamışlar. 4 oğlu olan birini vermiş. 3 oğlu kalmış. 3 oğlu olan birini vermiş, 2 oğlu kalmış. 2 oğlu olan birini vermiş, 1 oğlu kalmış. Tekrar sıra dönmüş, dolaşmış, başa gelmiş. Meğer hanım Aruz Koca'nın oğulcuğu Basat Oğuz ülkesinde değilmiş, gazadaymış. O gün bol ganimetle çıka gelmiş. Yalnız anasını babasını, elini obasını yas içinde feryat figan ediyor bulmuş. Tepegöz'ün Oğuzlara ettiğini duyunca Basat'ın aklı başından gitmiş. Daha teri kurmadan at binmiş. Salahana kayasına gelmiş. Tepegöz'ü güneşe karşı yatar görmüş.
ona görünmeden bütün gücüyle demir uçlu sivri bir ok atmış. Ok vızlayıp gitmiş. Tepegöz'e çarpıp iki parçaya bölünmüş. Basat nefesini iyice toplayıp bir ok daha atmış. O da yıldırım gibi gitmiş. Tepegöz'e çarpınca parçalanıp yere düşmüş. Bir ok daha atmış ise de akıbeti aynı olmuş. Tepegöz bir ara gözünü açmış. Kocalar, "Pura'nın sineğinden usandım. Havadar bir yere gidelim," deyip doğrulmuş. Bu sırada Basat'ı görmüş. "Hele şuna bakın. Oğuzlardan Turfan'da bir kuzu gelmiş. Hem de kardeş dediğim Basat gelmiş," demiş. Basat'ı tutuverip inine getirmiş. Çizmesinin içine hapsetmiş. Ağzını sıkıca bağladıktan sonra, "İhtiyarlar, bunu ikindi vakti çevirin. Afiyetle yiyeyim," demiş. Tekrar yatıp uyumuş. Basat hançeriyle çizmeyi yarıp çıkmış. Tepegöz'ün uyuduğunu fırsat bilerek yünlü koca ile yapağılı kocanın yanına sokulmuş. Emiceler, "Tepegöz'ün almaz yeri neresidir? Ölümü neden olur?" diye usulca sormuş. Yünlü koca, "Basat'ım, gözünden başka yerinde et yoktur. Ötesini ben bilmem," demiş. Bunun üzerine Basat ocağa bir şiş koymuş. Ateşi iyice harlayıp şişi nar gibi kızartmış. Tepegöz'ün başucuna varıp adı güzel Muhammed'e salavat getirmiş. Kızgın şişi Tepegöz'ün tek gözüne şimşek gibi saplamış. Tepegöz'ün gözünden ateş çıkarmış. Tepegöz can havliyle yerinden fırlayıp bir nara atmış ki yer yerinden oynamış. Bu sırada Basat koşup mağaraya saklanmış. Tepegöz hemen mağaranın ağzını tutmuş. Bir ayağını kapının bir yanına, diğer ayağını öbür yanına dayamış. İçerideki koyunlara, "Hey koyunbaşı erkeç, bir bir gel de geç," diye seslenmiş. Erkeç yattığı yerden kalkıp yürümüş. Koyunlar da onun ardınca bir bir hareketlenmiş. Tepegöz gelenin başını yokladıktan sonra bacağının arasından dışarı bırakmaya başlamış. Basat hemen iri bir koç tutup meyletmeden boğazlamış. Kafasıyla kuyruğunu koparmadan derisini yüzmüş. Başı kuyruğu koç olan derinin içine girmiş. Emekleye emekleye mağaranın kapısına gelmiş. Tepegöz Basat'ın geldiğini anlayınca, "Bre sakar koç, seni duvara çalayım da duvar kuyruk yağı görsün," diyerek uzanmış. Basat hemen koç kafasını Tepegöz'ün eline tutuşturup bacağının arasından öte yana geçmiş. Tepegöz Basat'ın hala derinin içinde olduğunu sanarak boynuzdan tutmuş. Hışımla duvara çalmış. Duvar boydan boya yağlanmış ya, Basat gülmüş. Tepegöz sese kulak kabartıp, "Kurtuldun mu Basat?" demiş. Basat ise, "Allah kurtardı," demiş. Tepegöz sesini yumuşatarak, "Pes, sen kazandın. Canımı bağışlamana karşılık tılsımlı yüzüğümü vereyim. Parmağına taktıktan sonra sana ok batmaz, kılıç işlemez," deyip serçe parmağını uzatmış. Diğer eline de hançerini almış. Basat yaklaşınca Tepegöz hançerini sağa sola sallamış. Ama Basat tetik davranmış. Uz gibi durmuş, biz gibi vurmuş. Tepegöz'ün parmağından tılsımlı yüzüğü çıkarıp almış. Tepegöz Basat'ı ele geçiremeyince son hileye başvurmuş. "Aman kardeşim Basat, sana türlü kötülük düşündüm. Tek gözümden sonra tılsımlı yüzüğümü de yitirdim. Artık gözüm görmüyor, elim tutmuyor. El eline muhtaç oldum. Biri yemek verip yemezsem yaşayamam. Medet senden. Şu kümbetin içinde altın akçe yığılıdır. Onlar sana bana, hatta yedi sülalene yeter. Bir de orada iki kılıç asılıdır. Kınsız kılıç perilere işler. Kınlı kılıç insanlara işler. Hazinemi alınca çok zengin olursun. Yüzüğümü takınca sana sivri, keskin demir işlemez. Kılıçlara sahip olursan
Artık karşında ne insan durabilir ne de peri. Yeryüzünün en zengini, en güçlüsü sen olursun. Bunlara karşılık beni yeniden kardeşin bil, hayatımı bağışla deyip kör gözünden güç bela bir damla yaş çıkarmış. Basat, Tepegöz'ün hilesine aldanmış görünüp kümbete girmiş. Gerçekten de kümbetin içinde ağzına kadar ağır hazine ile dolu büyük sandıklar varmış. Sandıkların üstünde de biri kınlı, biri kınsız iki kılıç asılıymış. Yaldır yaldır yanan, parıl parıl parlayan altını, mücevheri görünce Basat'ın tebdili şaşmış, aklı başından gitmiş, tamah eylemiş. Bir yan varıp altınlara elini daldırmak istemiş. Fakat birden geri çekilip, tedbirli giden gül devşirir, tedbirsiz giden yol şaşırır. Tepe göze güven olmaz demiş. Hazine dolu sandıklara yavaş yavaş yanaşmış. O an kınsız kılıç rüzgar gibi yukarı aşağı sağa sola gidip gelmiş. Basat kılıç darbesinden kendini zor kurtarmış. Kara çelik kılıcını kınsız kılıcın önüne tutarak bir daha varmış. Kınsız kılıç bu sefer şimşek gibi çakmış. Basat'ın kılıcını iki parçaya bölüp atmış. Basat gidip bir kütük getirmiş. Onu da kılıcın önüne tutmuş. Kınsız kılıç koca kütüğü de iki parçaya bölmüş. Basat o zaman anlamış ki kınsız kılıç periye değil insana işler. Nihayet bir taşla vurup kılıcı ileri geri sallandırmış. Geriden bir ok atıp kılıcın asıldığı kayışı koparmış. Kınsız kılıç yıldırım gibi inmiş. Mağaranın tabanındaki kayaya kabzasına kadar gömülmüş. Bir daha da oradan çıkmamış. Basat kınlı kılıcı alarak dışarı çıkmış. Tepegöz'ün karşısına dikilmiş. Çok çalışıp bol hazine biriktirmişsin Tepegöz. Artık tılsımlı yüzüğün yok. Kınsız kılıcın kayaya saplandı. Diğeri de benim elimde deyince Tepegöz, sen daha ölmedin ha, vay başıma gelenler deyip acı acı inlemiş. Basat, öldürmeyen Allah öldürmez Tepegöz deyip tılsımlı kılıcı tutmuş. Kınından yavaşça sıyırmış. Ortalığı keskin bir çelik sesi doldurmuş. Mübarek gün yüzü görünce alev alev yanmış. Işıl ışıl parlamış. Basat nefesini tutup ateş ağızlı kılıcı rüzgar gibi kaldırmış. Tepegöz kılıcın nefesini duyunca deve gibi iki dizinin üstüne çöküp böğürmüş. Ben ettim sen etme Basat. Bana göz acısını tattırdın. Bir de can acısını bildirme diye ağım ağım ağlamış, inim inim inlemiş. Yas yas yalvarmış fakat Basat hiç oralı olmamış. Bire sütsüz, ak perçemli anamı ağlatmışsın. Ak sakallı babama kan kusturmuşsun. Sırtımın güvenci dağ gibi kardeşim kıyan Selçuk'u öldürmüşsün. Akça yüzlü yengemi dul bırakmışsın. Ela gözlü yeğenlerimi yetim koymuşsun. Bıyığı yeni terlemiş oğuzları çok yemişsin. Elleri kınalı kızcağızları kardeşsiz, yarsız bırakmışsın. Ben seni bırakır mıyım demiş. Yıldırım gibi indirmiş. Tepe gözün başı bir yana, gövdesi diğer yana düşmüş. O an gökyüzü bir başka aydınlanmış. O gün güneşle ay birlikte görünmüş. Ortalığa hafif bir serinlik yayılmış. Oğuzların gönlüne tatlı bir ferahlık gelmiş. Basat Tepegöz'ün kellesini sürüyerek mağaranın önüne getirmiş. Yünlü koca ile yapağılı kocayı oğuzlara müjdeci salmış. İki ihtiyar akboz atlara binmiş. Kanatlanıp uçmuşlar. Bir solukta Uludağ'dan aşağı inmişler. İç oğuzlara, dış oğuzlara, Aruz kocaya müjde getirmişler. Basat Tepegöz'ü hakladı demişler. Kudretli Oğuz beyleri haber alır almaz dört nala kalkmışlar. Salahana kayasında toplanmışlar. Basat'ın hünerini,
Tepegöz'ün ise sonunu görmüşler. Dedem Korkut, o gün neşeli havalar çalmış. Gazilerin başına neler geldiğini söylemiş. Basat'ın boyunu anlatıp onu övmüş. Basat için hayır dua ilemiş. Karadağ seslendiğinde Karadağ cevap versin. Güvendiğin dağlara kar yağmasın. Kanlı sulardan geçmeyi dilediğinde akıntılar sana geçit versin. Sığ görünen sular derin olmasın. Erlikle kardeşinin kanını aldın. Kudretli Oğuz beylerini yükten kurtardın. Kadir Allah her daim yüzünü ak eylesin Basat. Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. Her ne günahınız varsa adı güzel Muhammed Mustafa'ya bağışlasın. Hanım hey!